Anadolu'nun bağrından gelip ülkenin en önemli okulunda parasız yatılı okuyan bir yetimin üniversiteye gidecek parası yoksa ne yapabilir? Gecesini gündüzüne katıp babasından aldığı soyadını iftar listelerine yazdırmak için o kadar çalışmak boşa mı gitmiştir? Çocuk yaşında herkesten bir nebze daha sorumlu davranmak ne kazandırmıştır onca yıldan sonra? Kimden yardım isteyecektir bu genç adam? Önünde iki değil sadece tek yol vardır. O da sessizce kaderine razı olmak. Ama bazı insanların hayat yolunu kader değil, hayatlarına giren insanlar çiziyor galiba. ...1946 yazında okul tatile girmiştir. Tüm öğrenciler evlerine, mezunlar ise yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar. Ancak sultani birincilikle bitiren Hasan Fehmi Yazıcı, arkadaşları kadar şanslı değildir. Okul birincisi olmuştur, fakat hayalindeki teknik üniversiteyi kazanmasına rağmen parasal sebeplerle üniversiteye devam edemeyecektir. O günlerde mektep müdürü Behçet Gücer, odasında düşünceli bir şekilde dolaşmakta, 1946 mezunlarının okul birincisinin üniversiteye parasız yatılı olarak kabul edilmeyişine adeta isyan etmektedir. Her yolu deneyecek ve mevzuattan kaynaklanan bu sorunu çözecektir. Sayın Bakanım, 20 yıldır Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'nde değeri, kabiliyeti ve asil karakteri bakımından bütün diğer gençlere üstün bulduğum, fakir bir aileye mensup olan bir gencin çok dar durumu için sizi binbir meşguliyetiniz arasında rahatsız etmeye cesaret ediyor. Bu gibi durumlarda çok hassas, merhametli ve kadir şinas olduğunuzu bilmem bana bu cüreti verdi. Lisemiz 1945-1946 ders yılı fen kolu mezunlarından Hasan Fehmi Yazıcı'nın özel durumunu arz eyleyeceğim. Sivas'a bağlı köylerden Balalı bu öğrenci, 2 yıl önce ölmüş olan 10 lira ücretli bir köy katibinin oğludur. 1938-1939 ders yılı başında girdiği parasız yatılı öğrenci imtihanını da başarmış ve okulumuza verilmiştir. Kütük numarası 764'tür. Müstesna bir zeka ve istidada malik olan bu köylü çocuğu, ahlak ve gayret bakımından arkadaşlar arasında olağanüstü temayüz eylemiş, her yıl sınıfının birincisi olarak adı iftihar levhasına geçmiştir. Bütün öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sevgisini kazanmış, her yıl her derste, her yoklamada ve imtihanda daima tam not elde eylemiş olan, emsaline ender rastlanılır bu kabiliyetli gencin yüksek öğretimde de parlak bir başarı elde eyleyeceği kuvvetle memurdur. Lise son sınıfa geliyor babam. Aynı zamanda hani dedim ya 10. sınıfta babası vefat etmiş. Babamlar zaten 8 kardeş. Babam baştan ikinci. Hem ders veriyor bu arada. Hani para kazanıyor da annesine para gönderiyor köye. Ama o sırada lise son sınıfta o zamanki lise müdürü şimdi ismini hatırlamıyorum. Çağırmış babama. Demiş ki bak seninle ilgili bir bakanlar kurulu kararı var. Kişiye özel. Dünyanın istediği ülkesinde, istediği üniversitesinde karşılıksız burs. Babam demiş ki, hocam demiş ben bununla onur duydum ama ben gidemem. Deyince diyor müdür kızdı, nasıl gidemem? Bu demiş kimseye verilmez, böyle bir şey olmaz. Ama demiş ki babam ya böyle böyle ben hani hem çalışıyorum, hem ders veriyorum, para gönderiyorum.
O yüzden demiş gitmem mümkün değil dedim ama diyor müdür bey dinlemedi diyor gideceksin falan dedi. Her ders yılı başında Hasan Fehmi Yazıcı'nın yanında yer kapmak bütün öğrencilerin en özlediği bir mazhariyet olmuştur. Yerli yabancı bütün öğretmenlerinin yerinde takdirlerine mazhar olan Hasan Fehmi Yazıcı, lise bitirme ve olgunluk diplomalarının dereceleri pek iyi olduğu ve 6 yıl arka arkaya iftihar levhasında mevkiini muhafaza eylediği ve elinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takdirnamesi olduğu halde maalesef teknik üniversiteye parasız yatılı olarak girememektedir. Çekilen kurada numarasının çıkmadığı kendisine tebliğ olunmuştur. Neticede aynı üniversiteye ancak gündüzde olarak devam edebileceği bildirilmiştir. Bu gencin aile durumu gündüzde olarak tahsiline devam etmesine manidir. İTÜ Makine Fakültesinden mezun olduktan sonra hidromekanik ve hidrolik makineler anabilim dalına araştırma görevlisi olmak için müracaat ettim. Bu müracaat sonrasında bir mülakata girmem gerekiyordu. Ve hocamdan biri ilk olarak bana Ayhan hangi lisedensin diye sordu. Galatasaray'sın soracağım dedim. Başka sorum yok dedi. Tabi o sırada ben Hasan Fehmi Yazıcı abimizin bu kürsüde uzun yıllar çalıştığından habersizdim. Üniversitedeyim diyor. Tam mesai bitmek üzere bir binbaşı geldi dedi. Beyefendi demiş bizimle gelebilir misiniz? Allah Allah dedi. Bir askeri arabaya bindim dedi. Yeşilköy'e gitti. O zamanki adı Yeşilköy malum. Atatürk Havalimanı'na geliyor. Askeri bir uçakla Ankara'ya gidiyorlar. Beyefendi hayırlı olsun. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak. Siz TUSAŞ'a genel müdür oldunuz. Ben diyor orada öğrendim dedi. Demiş ki bana kimse bir şey sormadı. Demişler biz bunu gizli tuttuk. Bütün kuvvet komutanları orada. Demiş ki ben hani sonuçta sivilim. Askerin ne ihtiyacı var ben bilemem. Ama demiş ben sadece organizasyon yapacağım. Aynı uçakla diyor İstanbul'a geri döndüm diyor akşam. Aynı gece. Eve girdim dedi. Evin altında bir not. Boeing firmasından. Beni TUSAŞ genel müdürü olduğum için tebrik ediyor dedi. Evin adresini bilen yok. Boeing diyor, güya diyor gizli tutulmuş. Boeing nereden biliyor dedi. Sonra dedi, aradan dedi bir zaman geçti dedi. Bir istihbarat geldi diyor bana. İstihbaratta Fransa'da diyor bir Rothschild Biraderler diye bir banka var. Yahudi bankası. Türkiye'deki uçak sarayını engelleyecek ya da geciktirecek kişiye verilmek üzere 18 milyon dolar bir para ayrıldığına dair bir istihbarat. Sonra diyor rakamlar değişti diyor. Gitti geldi 180 milyon dolara kadar geldi dedi. Baktım dedi olacak gibi değil. 6 ay işte genel müdürlükte geçtikten sonra babam istifa ediyor. Ayrılıyor. Oğlum derdi hatta bu olayı şu şekilde anlatırdı. Oğlum derdi bak derdi 200 milyon dolar denenmiş namusum var. Ha 250 milyon dolar onu bilmiyorum o kadar denenmedim. O yüzden derdi sen ol ne kadarlık adam olduğunu düşün. Eşi 10 lira ücretli bir katip olduğundan kendisine maaşla bağlanmamış olan Dulanası, 4'ü kız olmak üzere diğer 6 çocuğuyla tarlasını sürüp elde eğleyebildiği mahsulle müşkülatla geçinebilmektedir. 3 oğlundan biri, Kütahya Lisesi'nin son sınıfında parasız yatılı olarak kayıtlıdır. Zadülcembe tutulduğundan bu yıl okula devam edemeyip köyde anasının yanında tedavi altındadır. Bir oğlu ilkokulu bitirdikten sonra babasının ölümü üzerine tahsilini bırakmış, tarlada anasına yardım etmektedir. En küçük oğlu ise henüz 4 yaşındadır. Ailesinden nakdi hiçbir yardım göremeyecek durumda bulunan Hasan Fehmi Yazıcı, derin bir yeis içindedir. Ruh yüceliğine bir misal arz etmeme izninizi rica edeceğim. Geçen ders yılı içinde bütün derslerinden 10 not alması üzerine kendisini çağırtarak tebrik ve teşekkür ettikten sonra herhangi bir ihtiyacım varsa söyle temin edeyim dedi. Her şey tamam teşekkür ederim. Bir kat elbise yapılmasını mı bir istilo almamı mı istersin? Teşekkür ederim. Üzerimdeki elbise geçen yıl okulun yaptırdığıdır. Görüyorsunuz yenidir. Bu yıl içinde ölçümü aldılar, bir yenisini yapıyorlar. Kalemim de var diyerek teşekkür etti. Bir istek isaretmemesi üzerine bu maksat için temin etmiş olduğum bir parayı bu çok temiz yavrunun namına bankaya yatırarak cüzdanını kendisine vermekten başka çare bulamadım.
Vehbi Bey, Vehbi Koç gelmiş, işte tat konservelerini kuracak. Şeker fabrikalarının da ortak olmasını istemiş. Hemen kabul ettim dedi. Ettim diyor. Halbuki diyor, ben şeker genel müdürüyken, şimdi diyor düşündüm diyor, o bölgede Balıkesir civarında diyor, zaten şimdi Koç Holding diyor, bir şey kuracaksa kuracaktır diyor. Yani parası var, şeyi var, her şeyi var. Şimdi halbuki diyor, benim orada şeker fabrikam var diyor. Şimdi şeker arazisi küçülmesin diye ben bu teklifi kabul ettim. Çünkü o yönetim kuruluna girerse nereye ne şeye, işçiler şeye, çiftçilerle anlaşmaları da ben de olacağım diye kabul etmiştim diyor. Aslında devleti düşünerek yaptığım bir şeydi dedi. Akışkanlar mekaniği ve su makineleri konularında ülkemize kazandırdığı eserlerin ve çok iyi bir bilim adamı olmasının yanı sıra TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş, OECD'de Türkiye'yi temsil etmiş. Her ne kadar kendisini tanıma fırsatı bulamasam da üniversite içinde birçok yerde abimizin varlığını hissettim. Örneğin odanın bulunduğu hidromekanik laboratuvarının kurulmasına öncülük etmiş. Doktora tez çalışmamı yaptığım bu laboratuvar onun adını taşıyor. Hatta kullandığım bazı cihazlar bir onun dönemde satın alınmış. Bütün bunları düşündükçe abimizin geçmişte verdiği çabanın, emeği sanki yaşıyormuşçasına hala benim gibi birilerine faydası olduğunu görüyorum. Bu faydanın benim kuşağımda kalmayıp benden sonraki kuşaklara da taşınacağını bilerek kendisini şükran ve saygı ilanıyorum. İşte bugün çok güç durumda kalan ve nahip bir bünyesi olan bu pek müstesna ve teknik üniversiteyi de birincilikle bitireceğini muhakkak gördüğüm Hasan Fehmi Yazıcı'nın karşılaştığı üçlük, lise ve ortaokullar yönetmeliğinin 28. maddesinin C fıkrasından mülhem olarak bu değerli gencin teknik üniversiteye devamını sağlayacak bir tedbirin bulunmasını arz ederken, derin saygı ve sonsuz sevgilerimi sunar, afiyet ve başarılarınızı candan dilerim. Bu satırlar Galatasaray Sesi Müdürü Behçet Yücel tarafından dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'e yazılmış. Evet, belli ki bu mektup olmuş 1946 mezunu Hasan Fehmi Yazıcı abimize teknik üniversitenin yolunu açan. Bu mektup olmuş onu bitirdiği fakülteye dekan yapacak olan. Ve belki yine bu mektup olmuş TUSAŞ Genel Müdürü olarak Türk Havacılığına hizmet etmesini sağlayan, onu TÜBİTAK Bilim Kurulu'na seçtiren, teknik üniversitenin en genç profesörlerinden biri unvanını yazdıran. 80 yıllık hayatının içine her bir tek başına gurur vesilesi olabilecek diğer birçok unvanı yan yana yazdırarak 1925 aralığında geldiği dünyadan 12 Şubat 2005'te ayrılmış. 120 yüzünüzden biri olan Hasan Fehmi abimiz özellikleriyle zaten hayatın kendine verdiği şansı en iyi şekilde kullanacakmış. Ama ya Sultani de Behçet Yücel'in talebesi olmasaymış, orasını hiçbir zaman bilemeyiz.